Şimdi tabii ev ortamından, Ankara'dan çıkıp izole bir yer, tarihi bir bina. Ondan sonra tamamen farklı yüzler. Tabii başta endişe verici. Tam ondan sonra yatılı okul, 24 saat beraber olduğum yaşıtlarım filan, o panik, korku kısa zamanda geçti. Orada enteresan gelen yani Amerikalıların tavrı, bizi kendi halimize terk etmeleri gibi görünen bir tutum vardı. Kimse hani aman üşüme, üstünü örtme, şey yapma filan umurunda değil. Fakat sonradan fark ediyor insan, o çocukları yetiştirmeye yönelik bilinçli bir tavır. Haftada bir gün banyo günü vardı. O da yatakhanenin dışında ayrı bir bina. Kışın baya böyle bir iki karış kar. Biz üstümüzde bornoz, ayağımızda Tokyo. Yatakhane binasından çıkıp karın içinde yürüyerek hamama giderdik. Orada da birer teneke sıcak su verirlerdi. Ondan sonra işte ondan yıkanabildiğin kadar yıkanıp tekrar ıslak saçla, ıslak bornozla karın içinde yürüyerek yatakhaneye dönerdik. Ve kimse de bir şekilde hasta olmazdı. Ondan sonra bayağı bir şey vardı, mahrumiyet vardı. Yani aile yanından oraya gidince en büyük lüks sucuk ekmekti. Gece bir Talas'tan, kasabadan bir cip gelirdi. Arkasında gaz ocağı şey yaparlardı, sucuk ekmek yaparlardı okulun hemen dışında. Gece karanlıkta işte gizlice şeye gidip, cipin yanına gidip oradan sucuk ekmek alıp yemeye çalışırdık. O ciddi bir lükstü bizim için. Bir problem de onu muhafaza etmek. Çünkü onun peşinde olan bir sürü arkadaşım var. Paylaş paylaş, paylaşılacak gibi bir şey değil. Ondan sonra bizi Kayseri'ye gönderir, bırakırlardı. Yani ilk aylarda yanımızda daha büyük sınıftan birisiyle. Ama ondan sonra yürüyerek Talas'a in, oradan otobüse bin, Kayseri'ye git. Bahsettiğimde işte ilkokulu bitirmiş bir çocuk. Sonra tekrar döner gelirdik. Ama herhalde o zamanki ortam da şimdikinden çok daha emniyetliydi. Kimseye de bir şey olmazdı. Yani giderdik, dönerdik hafta sonları. Çok kontrollü bir şekilde harçlık verirlerdi. Aile işte okul muhtemedine bir miktar para bırakır. O da bizi ağlata ağlata 7,5 lira, aman abi işte bilmem şunu yapacağım 10 lira olmaz mı? O pazarlıklarla işte bir şeyler almaya çalışırdık. Bana enteresan gelen, bizim bir atölye dersimiz vardı. Bu te ilk hani misyoner okulları döneminden kalma bir gelenek olsa gerek. Yanılmıyorsam çarşamba günü bütün öğleden sonra atölyeydi. Atölyede de ne yapılıyor? İşte demir işlemesi, işte bir parça demir veriyorlar, E veriyorlar. Onu eğleyerek çekiç yapmak, işte bilmem şey askısı, ceket askısı yapmak. Sonra ağaç tornada tokmak yapmak filan bir şeyler. Yani farklı olarak bir o var şeyimde, aklımda. Ondan sonra yani diğer dersler zaten herhalde şey müfredatıydı, milli eğitim müfredatıydı. Yani fark işte yani Türkçe dersi dışındaki derslere Amerikalı hocaların girmesiydi.